Bununla 0 derece arasında bir alfa açısı varmış. Bunun sinüsü 1 bölü 2 ise kosinüs pi eksi alfa neye eşittir diye soruluyor. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Kosinüs pi eksi alfa diye yazıyorum. Pi'miz 180 derece. 180 derece üzerinden bir dönüştürme işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle şöyle bir birim çember çiziyorum. Şimdi birim çemberimizin sınır açıları vardı. Şurası 0 derece, burası 90 derece, şurası 180, burası 270 dereceydi. Şimdi 180 derece üzerinden, yani yatay eksen üzerinden bir dönüştürme işlemi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle işaret bulmalıyız. Şimdi bizim alfamız 0'la 90'ın arasında olduğu için, tabii pi dediğimiz şey aslında 180 derece. Yani burada yaptığımız işlem kosinüs 180 derece eksi alfayı hesaplamak. 180 dereceden alfa çıkarırsak bizim açımız şöyle bir noktaya düşer. Yani 180 eksi alfa ikinci bölgeye düşer. Buraya düşecek. Alfa 0'la 90 arasında olduğu için bu arada kalmalı. Şimdi işaret bulacağız. Bu bölge ikinci bölge. İkinci bölgedeki işaretler eksi artı biçiminde. Bunlardan birincisi de kosinüsün işareti olur. Yani bizim kosinüs 180 eksi alfamızın işareti negatiftir. Yapacağımız işlemin sonucunda bulacağımız sonuç negatif olacak. Şimdi eğer şu 180 dereceyi kaldırırsak, şu yatay eksen üzerinden gerçekleştirdiğimiz için dönüşümü, kosinüsümüz yine kosinüs olarak kalır. Yani şuna eşit olacak. Tabii sonucu eksi, yazıyorum eksiyi. Kosinüs alfa olur. Şuradaki eksenin herhangi bir fonksiyonu yok. Biz işareti bölgeden buluyoruz. Bu eksinin herhangi bir önemi yok. Kaldırdığımız zaman 180'i burası alfaya dönüşecek. Eksi kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı hesaplamak için bir tane dik üçgen çizebiliriz. Şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Burası 90 derece. Şuradaki açı alfa olsun. Şimdi sinüsü verilmiş bu üçgenin. Sinüsü 1 bölü 2'ymiş. Burası alfa olduğuna göre sinüsünün 1 bölü 2 olması için karşısının 1, hipotenüsünün 2 olması gerekiyor. Biz istersek şu öteki dik kenarı bulabiliriz. Buna da x diyorum. Pisagor teoremi uygularsak x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir 3, 2'nin karesi 4, 1'i atıp çıkarırsak 3, x eşittir kök 3 olur. Yani şurası kök 3, burası kök 3. Aslında bunu Pisagor teoremini uygulamaya gerek yoktu. Bu özel üçgenler. Dik kenarlarından biri hipotenüsün yarısı ise özel üçgen. 30, 60, 90 üçgeni olur aslında. Şimdi işlemi sürdürelim. Eksi, alfanın kosinüsü isteniyordu. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Komşu dik kenar kök 3. Hipotenüsü de 2. Bu nedenle bütün işlemin sonucu eksi kök 3 bölü 2 olur.